Ayten Bozkaya Spastik Özürlüler Hastanesi. Türkiye'de tek. Burası tabii mekan olarak dar bir yer. Osman Gazi Belediye'miz yapmış olduğu çalışmalarla burada kamulaştırma, bağış ve bununla birlikte plan düzenlemeleriyle son noktaya geldik. 13.500 metrekarelik bir alan ortaya çıktı. Bir an önce burasının inşaatına başlanmasını bekliyoruz. Armutköy mahallemizde 36.000 metrekarelik alanda yeni bir yaşam merkezi, yeni bir sosyal donatı alanı. Çim üzerinde farklı etkinliklerin yapılabileceği, at yarışlarının, spor etkinliklerinin, uçurtma şenliklerinin ve bunun yanında at eğitim çalışmalarının ve aynı zamanda gelip vatandaşların burada gününü geçirebileceği, piknik yapabileceği kafeteryasıyla, mescidiyle, sosyal donatı alanlarıyla bir tesis kazandırmış oluyoruz. Ermetal fabrikasının ürün ürettiği yerde değil, insanları eğitip ürettiği yerdeyiz, Ertev'deyiz. Burada Sayın Vekilimiz Fahrettin abimiz kendini bu işe vakfederek, vakıf kurarak yeni teknik elemanların yetişmesine, yeni beylerin yetişmesine burada bir zemin hazırlamış ve görüyoruz ki çok ileriye doğru adım atılmış. Türkiye büyüyorsa bu şekilde büyüyor ve İnanıyoruz, görüyoruz ki bu atılan temellerle Türkiye büyüyecek. UNESCO 2013'te Bakü'de yapmış olduğu bir toplantıda 5 Aralık günü Türk kahvesini miras listesine alıyor. Ve 5 Aralık gününü Dünya Türk Kahvesi Günü ilan ediyor. Bizler de Osman Gazi Belediyesi olarak Panorama Fetih Müzemizde, bu kültür merkezimizde geçtiğimiz yıldan başlayarak 5 Aralık günü burada Türk kahvesiyle ilgili fincan, cez ve buna benzer malzemelerin bulunduğu bir sergi açıyoruz. Türk kahvesini yeniden hatırlıyoruz, hatırlatıyoruz. Sınırlı Belediyemiz Başkanımız da bu şekilde 10 yıldır bu sergiyi Bursa'da açıyor. Halı kişinin sadece bir tezgah başında ipleri dokuduğu, halını getirdiği bir durum değil. O aslında o dokuyanın kendi kültürünü, kendi düşüncesini oraya yansıttığı, köyünün, şehrinin düşüncesini yansıttığı, kültürünü yansıttığı hakikaten bir sanat eseri. Anlayan kişi bunu okuduğunda burada ciddi hikayenin olduğunu görüyoruz.